Ben Deniz Çelebi Rıza. Dahiliye Nazırı Yaveri'yim. Bilmiyor olabilirsiniz ama Sayın Zaharyas Devlet Bankamızın başkanıdır. Ve maalesef aldığımız duyumlara göre kendisini bu zehirli bir saldırı düzenleyecekler. İhtimal. İhtimal de olsa Boris Zaharyas gibi bir adamı Osmanlı asla kaybetmek istemez. Umarım istemez. İşte bu yüzden bu panzehire ihtiyacımız var. Mevzu devleti âli ise gerisi mühim değildir. Devleti âli ise minnettardır. Panzehiri ne zaman hazırlayabilirsiniz? O panzehiri yeni hazırlamıştım. Şanslısınız. Öyle mi? Lütfen bekleyin, hemen çoğaltayım. Teşekkürler. Evet. Sizi bekliyorum. Boris. Süreyya ile buluştuk dün gece. Gizli bir toplantı yaptılar. Güzel. Demek bankanın ortaklarından Süreyya Hanım'la buluştu. Neden? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Ne üstüne? Sen hak ettin. Duyun. Ayrıca. Ayrıca. Esat Paşa geldi. Para hakkında konuştular. Konuştular. Para kaçmış. Sonunda yakalanmış. Bu kadar. Güzel. İşe yarayacaksınız. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte. Ejder. Panzehir hazır. Buraya da yan etkilerini ve nasıl kullanmanız gerektiğini yazdım. Öyle mi? Harika. Osmanlı Devleti size minnettardır. Yalnız tabibe hanım, bir husus daha var. Bu vaksin... Gizli kalsın istiyorsunuz. Anlaşıldı. İsminizi bağışlar mısınız? Leyla. Leyla Hanım, çok teşekkür ediyorum. Eski günlerdeki gibi, ne Rıza? Eski günlerdeki gibi. Esat Paşa senin kıymetini bilmiyor. İyi iş çıkardı. Ne zaman isterseniz Boris Efendi. Her şey hazır mı? İstediğiniz gibi. Her şey hazır. Anlaşıldı. Hazırlanmamız lazım. Şimdi uslu durun çocuklar. Bunları takacağız. Hı? Mustafa, gel bakayım. Uzan. Hazırlandılar mı?
uslu çocuklar gibi. Nikah günümüzde beni dul mu bırakacaksın? O nasıl söz Süreyya? Bırak sana yardım edeyim. Bunca güç, bunca para şimdi işe yaramayacaksa ne zaman yarayacak? Bırak elimden geleni yapayım. Bu devlet işi Süreyya. Anlamalısın beni. Belki bize yardım dokunabilir. Bekle. Birazdan geleceğim. Takas olacak mı? Uslu durursan evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Padişahın kızı kaçırıldı. Bizimle birlikte savaşacaksınız. Ve padişahın kızını arayacağız. Bu yolda ölebilirsiniz. Ama hür bir adam olarak. Ya da bu zindanda ölümünüzü beklersiniz. Seçim sizin. Eğer harekat başarıyla sonuçlanırsa... Padişah affı şahanelerini sunacak. Eğer kaçmaya çalışırsanız... sizi zabitlerden önce bulurum ve mahlarım. Cevabınız ne? Ben dışarıdaki ışığı özledim. Kabul ediyorum. Bundan iyisi cennette gül bahçesi. O halde gidelim. Âlâ. Şifai, bu akşam burada.
Aç kapıyı. Geldiniz deme. Hoş geldiniz. Hop, dön, hop. Kasalım öyle, dön, dön, dön. Aldınız mı? Dedikleri gibi, uslu durursanız her şey çabucak bitecek. Sakın sesinizi çıkartmayın ve sadece size söylediklerimizi yapın, tamam mı? Hı? Bizi emretmişsiniz Boris Efendi. Ben sizi ne duruma soktum böyle? Bana ihanet etmenize izin verdim. Her şeyi yazıyor. Sizi kendilerine asker yaptılar. Değil mi? Köle olarak kullanıyorlar. Hakkımda bilgi toplamak için. Eğer burada bir hata varsa, o hata sadece benimdir. Ama burada bir hata yok. Sadece olsa olsa diz çökün. Diz çökün. Garbis, Cemil, sizi oraya gönderirken onların size böyle davranacaklarını biliyordum. Ancak bu planımdan size bahsedemezdim. Zamanla bana hak vereceksiniz. Şimdi onlar sizi asker biliyor. Götüreceğiniz her haberi gerçek zannedecekler. Ve siz de benden onlara haber götüreceksiniz. Gerçek olmayan haberler. Ama asıl önemlisi siz ikiniz onların arasına sızacaksınız. Sabah kendinize gelirsiniz. Kızımıza bu gece kavuşabilecek miyiz sultanım? İnşallah hatun. İnşallah.
Filinta Mustafa ile Bıçak Ali'den başka kimse yok mu? Evelallah, yedi düvele yeter onlar. Hadi bitirelim şu işi. Silahlar! Ali. Mustafa'm. E onlar? Bırak o kadar da farkımız olsun ha. Neferler varken padre tehlikeye atılmaz. Maruf. Neferler varken padre tehlikeye atılmaz. Tamam. Ama çok dikkatli ol. Farah ellerinde. Bizim de elimizde bunlar var. Hani bu sefer sıra bendeydi? Ulan düğün gününde sana bir şey olursa Süreyya beni keser. Evet. Aslında sıra bendeydi. Tamam Abdullah'cığım, tamam. O zaman ben sıramı bir sonraki sefere kaydırıyorum. Tamam. Yürü. Hadi. Gel bakalım Mustafa. Bu mayın tarlasından nasıl kurtulacaksın acaba?
içinde Ferhatut Ayşe abla. Göreceksin bak. Sağ salim getirecekler çocukları. Şuramda koca bir yumruk var. Öyle deme abla. Hem takası onlar istemiş. Farah'a karşı çocuklar. İnanamıyorum. O kız Aslınur. Ne iyi huylu, ne yumuşak başlı bir kızdı halbuki. Allah senden razı olsun Leyla. Senin hakkını nasıl öderim? O nasıl laf abla? Bak bir daha böyle konuşma, darılırım seninle. Çocuklar. Kurtulmuş mudur? Halim. Bu son şansımız. İnşallah işimiz rast gider. İnşallah Abdullah. Ne yapıyorsun? Maruf oradayken kullanmayacaksın değil mi? Hayır. Farah'la Maruf güvenli bir şekilde buraya geçtikten sonra kullanacağım. Sonra üçü de parçalarına ayrılacak. Ne o? Celal yok mu? Padre böyle basit işlerle uğraşmaz. Farah onun için önemli sanıyordum. Ama yanılmışım. Farah hepimiz için önemli. Farah'ı buraya doğru gönder. Şimdi. Önce çocuklar. Durdular. Anladılar mı dersin? Önce çocuklar. Allah'ım yardım et. Önce para. Bunlar bizim değerlerimiz. O zaman şöyle yapalım. Aynı anda. Öyle olsun. Celal'in yanına gidiyorsun. Dümdüz yürü. Hadi çocuklar. Dümdüz ilerleyin. Merak etmeyin, ailenize kavuşacaksınız. Bu iş bitince seninle yarım kalan hesabı keseceğiz Mustafa. Bizde yarım kalan hesap olmaz. Farah! Sesime gel! Hoş geldin Farah.
Yaşa bekle. Çok yaşa. Son anda fark ettin durumu. Aferin. Pusucuya pusu öğretilmez. Desen, gebert hepsini. Zevkle. Kesin çocuğum. Hocan seni iyi yetiştirmiş. Boynunu tak diye kırdım. Sana yapacağım gibi. Ama inatçı adamı ikna etmek ne mümkün? İmkanı yoktu efendim. Neden? Süreyya Hanım, onlar savaşa değil, takasa gittiler. Biz de giderdik. Ama takasın kurallarını onlar koydular. Olacak şey Metem Efendi. Fikrine zerre güvenilmeyecek iblisler takasın kurallarını koyuyor. Bizim saflar da bu kurala uyuyor. Süreyya Hanım,
Onlar oraya çocukları kurtarmaya gittiler. İnşallah hem çocukları hem kendilerini kurtarırlar. İnşallah efendim. İnşallah. Dur git. Mustafa! Ne yapıyorsun? Maruf. Maruf başına gelecekleri göze almıştı. Gel. Herhangi bir haber var mı paşa? Neden asker göndermediniz? Asker göndermiş olsaydık eğer, bu milyonların mutlaka haberleri olurdu. Elimizde bir şansımız varsa bile onu da kaybederdik. Davut Paşa benim emrimle hareket etti. Peki. Çocuklar kurtarıldı mı? Güvendeler mi? Bu konuda bir malumatımız yok henüz sultanım. Bu düğümü mutlaka Mustafa çözecek. Gidiyoruz. Ama işi bitiremedin. Oyunumuzu anladılar. Biraz daha kalırsak kıstıracaklar. Anlaşıldı. Bir daha başladığım işi kendim bitireceğim. Yürü. Babam nerede?
Çocuklar bunlar mı? Yaşasın. Bize av çıktı. O kadar kolay değil Bekri. Bunlar ne Kadı Gıyasettin'in ne de padişahın çocukları. Takası getirecekleri çocukların onlar olmayacaklarından şüpheleniyordum. Nasıl? Nereden başlayacağımızı biliyordum. Oyuna gelmemek için biz de kendi planımızı kurduk. Onları yakalamak için bir şansımız oldu ve kullanmaya karar verdik. Padişahın kızı ve Kadı Gıyasettin Efendi'nin çocukları olmama ihtimaline karşı 3 masum sabiyi kurtarmış olacaktık. Onlar da bizim evlatlarımız. Ama Farah'ı da kaybetmeyi göze alamazdık. Malum, düşman sinsi ve biz de tedbirli olmalıydık. Biz de oyuna Yasmin'i dahil ettik. Merak etmeyin. Kurtuldunuz, burada emniyettesiniz. Size yeni bir yuva vereceğiz. Orada mutlu olacaksınız. Tamam mı? Abdullah. Paşam. Hiç korkma. Çok mutlu olacaksınız. Bu çocukları Yusuf Efendi'ye götür. Tamamdır paşam. Gidelim. Hadi. Gel. Sakın bir yaramazlık yapayım demeyin. Yürüyebiliyorsunuz değil mi? Tamam. Dikkat edin. İsterseniz taşırım ben. Tamam mı? Hadi bakalım. Ne oldu şimdi? Bizim af. Bir başka bahara kaldı Bekri. Bizi aldattınız. Siz gerçekten ailelerinize iade edeceğimizi mi zannettiniz? Siz yalancısınız. Yalancı olan biz değiliz. Yalancı olan sizin umutlarınız. Sizin boş umutlarınız. Boş umutlar insanları aldatırlar. Artık anne baba faslı bitti. Unutun. Anne babayı unutacaksınız. Gel. Bulunan çocuklar onlar değilmiş. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Başarısız olduk. Yarın Yüce Efendi'nin bizi hayatta bırakacağı bile belli değil. Farah orada bir yerde bizi bekliyor. Onu kurtarmamızı bekliyor. Ne yapıyoruz? Padre sensin. Ne yapacağımızı söylemen lazım. Yarın önce hayatta kalmaya çalışacağız. Eğer hayatta kalabilirsek Farah'ı kurtaracağız. Farah. Neredesin?
Yeni odanız burası. Sen de yalancının tekisin. Ben değil. Ana size yalan söyledi. Merak etmeyin. Bana da çok yalan söyledi sizin yaşınızdayken. Alışacaksın. Alışacaksınız. Çocuklara bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olmadı. Ne oldu öyleyse? Takasa getirdikleri çocuklar onlar değildi. Ona sen söylersin. Sen? Söyledin mi ona? Evet, söyledim. Mustafa çok acı çekiyordu. Ben bir nebze iyi olur diye düşündüm. Sana itimadım sonsuzdur Mustafa. Allah aklınıza ve bileğinize kuvvet versin. Amin.